Etrafında dostu kalmamış. Çok net. Arkadaşı yok. Hocanın durumu hiç iyi değil. Bu XXXTentacion'la alakalı son attığım videodan önce topluluk kısmında bir anket yapmıştım. Aslına bakarsanız iyi ki o gün Ben Fero videosunu çekmemişim. Çünkü sonraki günlerde de Ben Fero ile ilgili farklı şeyler ortaya çıktı. Ben Fero Instagram'ın kesilen bazı serzenişlerde bulundu ve Barış Akpolat da aralarında bir atışma oldu. Ben Fero bazı şarkılarını paylaşarak underrated yani hak ettiği değeri görmediğini iddia etti. Engerek şarkısını ve Gringo ile beraber yaptıkları 50 kilo şarkısına underrated demiş Ben Fero. En sonunda Bunlar Anlamaz şarkısını paylaşıp altına çalışmalarımın karşılığı bu değil. Yaptığım yayınların değeri 500 izlenme değil. Geçmişte yaptıklarımın hak ettiği takdir edilme bu değil. Liyakatsızlık her yerde, umarım yakında bu zihniyet bitecek şeklinde serzeniş yapmış. Benim Ben Fero'yu ne kadar sevdiğimi ve zamanında nasıl ilgi gösterdiğimi de birçok insan biliyordur herhalde. Ben YouTube'da muhtemelen mesela Ben Fero albümüne ilk inceleme çeken kanalımdır. Çünkü niye? Ben Fero bizim o sevdiğimiz yabancı akımı Türkiye'de çok güzel uyarlamıştı. Kendisi de bu kültürün içindeydi. Çok fazla emek de verdi ve çok güzel işler ortaya çıkartmıştı. Eski zamanlarda yani mesela 2019 zamanı daha eğlencesine şarkı yaparken Ben Fero son zamanlarda çıkarttığı işlerin hepsine bakarsan lirikal açıdan gerçekten çok zengin. Artık günümüz müziğinde albümlere gereken önem gösterilmiyor. Çok fazla şarkı albümlerde, EP'lerde kaybolabiliyor. Bu yüzden sanatçılar daha çok single'lara yöneldi. Hatta konuşulan konulardan bir tanesi de Spotify artık albümleri desteklemiyor, sanatçıları single yapmayı yöneltiyor gibiydi. Bu videoda Ezhel konusuna da değineceğim fakat Barış Akpolat kimdir? 10 saniyelik bir Google araştırmasıyla Barış Akpolat'ın aslında Türkiye'de ne kadar önemli bir eleştirmen olduğunu görebilirsiniz yani. Hürriyet'te yazdığı yazılarla veya röportaj yaptığı Daft Punk, Stevie Wonder gibi isimlerle. Barış Akpolat şöyle bir eleştirdi bulunmuş yani aslında sadece. Ben Fero çalışmalarının hakkını alamadığını düşünüp bunu liyakatsizliğe bağlamış. Nesin sen? Odalar ve Borsalar Birliği mi? Bu bana da çok şaşırtıcı geldi yani. Liyakatsizlik ne demek? Biz Ben Fero'yu aslında çok seviyorduk. Ben Fero hala çok güzel işler yapıyor ama biz onu artık dinlemiyoruz. Neden? Çünkü liyakatsiziz. Ben Fero şunu nasıl düşünebiliyor yani? İnsanlar artık bana liyakat etmiyor. O yüzden yayınlarım çok az izleniyor ki 500 izleniyorsun. Engereğin sadece YouTube'dan izlenmesi 2.9 milyon ki Spotify'da çok daha fazladır yani. 7 milyon dinlenmesi var yani. Şimdi mesela insanlar Ferhat Yılmaz şarkısını neden 45 milyon dinlemiş de Engere'yi 7 milyon dinlemiş. Engerek aslında içinde verdiği mesajlarla bence güzel de bir şarkı. İçinde bazı punchlar falan da barındırıyor. Lakin bir arkadaş değil, bir Ferhat Yılmaz değil. Yaptığımız bütün işlerin aynı izlenmesi, aynı dinlenmesini bekleyemeyiz herhalde. Size şimdi bir tane Word dosyası açacağım. Bakın ben şöyle bir metin hazırlamıştım. Ta zamanında geçen yaz falan olması lazım. Yani Bunlar Anlamaz çıkmadan önceydi bu. Bunlar Anlamaz geliyor şeklinde paylaşmışlardı. Ve single değil de albüm olacağını düşünmüştüm kendimce. Yani burada yanlışlıklar var. O zaman da ben mesela spor yaparken, story atarken Ben Fero'yu etiketleyip şef ne olur geri dön, ordunun sana ihtiyacı var şeklinde açıklamalar yapıyordum. Ben Fero psikolojik açıdan kötü bence şu anda. 140 milyon dinlenmeler alırken 7 milyonluk dinlenmeler senin demek ki tatmin etmiyor daha sonradan. Ben Fero şunun da farkında olacaktır. Türkiye'deki müzik dinleyicisi çok bilinçli bir kitle değil. Eski zamanlarda çok motive şarkılar yaparken daha sonradan şarkıları piyasaya bas, siktir ettim bunlar anlamaz. Ben onlara kendimce kaliteli müzik yapıp onu dinletmektense onlar saçma sapan arabada açalım, mekanda eğlenelim şarkılarını daha çok seviyorlar. Bu bir gerçek. Türkiye'de kulüp müziği bundan ibaret. Türkiye'de deep house yapacaksın, saçma sapan drill yapacaksın belki de. TikTok'ta iki tane kadın götünü sallayacak senin şarkında. Bunlar daha büyük prim yapıyor. Ben Fero her ne kadar bunun farkında olsa da yine de buna sinirleniyormuş yani, anladınız mı? Sonra soğuk savaşa bir tepki var abi. Bir kişinin annesinin çöpü çıkartması ne kadar zaman alır? 9 ay 10 gün. Trapçiler müzikten anlamazlar, gerizekalılar, çöpler. Bu yüzden annesi onları doğurduğunda bir çöp meydana getirmiş olur. Haha ne kadar komik. Bir de educated ear olacaksın yani, anladın mı? Ya herkes her müzik tarzını beğenecek diye bir şey yok. Ben mesela tekno müzikten nefret ediyorum, tamam mı? Tekno dinleyenler benim için çok zevksiz kişiler. Bu programda da çok fazla ofansif şakalar yapılıyor. Yani bu ofansif şakaları çok fazla ciddiye almamak lazım. Ya burada şey diye de bir şey çıkabilir yani. Gujiterlik nasıl ses çıkarır? Maymun sesi şeklinde espriler de olabilir. Olayın konsepti bu. Ama Ben Fero buna bile çok sinirlenmiş mesela. Sosyal medya sayesinde ağzınızın ortasına yumruk yemeden insanlara saygısızlık yapmaya iyi alışmışsınız. Yani burada bir nevi tehdit var aslında. İşte aslında böyle konuşanların ağzının ortasına yumruk atmak lazım. Abi sakin, lütfen sakin ol. Lütfen aileme zarar verme. Bu konsepti bu olan bir program yani. Ama ağzınızın ortasına yumruk yemek şeklinde sinirlenmek ne demek? Bunu çok fazla kişisel anlamış ve tekrardan söylüyorum. Ben Fero'nun canı çok sıkkın. O alıştığı büyük ilgiyi istese yarın yeniden
toplar. Ama bir motivasyonsuzluk söz konusu. Tatmin olmama söz konusu. Şimdi gelelim büyük Ezhel konusuna. Ezhel'in başarısına, Ezhel'in çok güzel müzik yaptığını Türkiye'de takdir etmeyen insan yoktur yani. Ezhel kötü rapçi. Ezhel kötü sözler yazıyor. Ezhel'in altyapısı zengin değil. Böyle bir cümleyi bence kimse kuramaz. Benfero'nun müzik yapmasının nedeninin Ezhel olduğunu söylüyordu. Ezhel'in çıkıp da bu işin yapılabileceğini, Türkiye'de güzel işler yapılabileceğini gösterdiğini düşünüyordu. Ki daha sonra şarkılarında çok fazla Ezhel'e respect attı. Ankara'ya selam kardeşimdir Sercan. Ezhel'in o konuşmalarına şu anda çok fazla değinmeyeceğim. Çünkü asıl konumuz Benfero. İsterseniz onunla alakalı da bir farklı video yapabilirim. Benfero Ezhel hakkında özel hayatında hiçbir insanı umursamayan, sorumluluk gerektiren bir durum olduğunda salak yapan insan. Günlerdir halkım, ülkem gibi söylemlerle sanki bir kurtarıcıymış gibi saçmalıyor. Çok doğru. Özel hayatındaki insanları umursamayan kısmını ben bilemem. Sorumluluk gerektiren bir durumda salak yapan o kısmı da bilemem. O kısım kendi içinde kalan bir kısım Benfero'nun. Kendisini devrim var, başa geç diye çağırırsanız ya geç kalır ya hiç gelmez. Daha gülüş ve cringe bir durum olamaz. İşin acı tarafıysa bir sürü genç insan bu yazıların altında tartışıyor. Konuşulmayan tek konu ise asıl eksik olan eğitim konusu. Şuralara çok katılıyorum, tamam mı? Ve bunun bir öncesi de var. Ezhel ve Benfero aslında birbirlerine çok yakınken Benfero'nun birlikte daha çok iş yapmak istediği, beraber daha çok vakit geçirmek istediği Ezhel umursamaz tavırlarda, aramaları dönmeyen, mesaj atmayan, aa ben seni unutmuşum ya, aa şu vardı da bu vardı da o yüzden öyle yaptım. Ayak yapan, biz buna kayış atmak da deriz yani. Kayış atmış bir nevi. Bu benim de hiç sevmediğim bir durum. Ve Benfero çok disiplinli bir insan yani benim gözlemlediğim kadarıyla. Şu gün şu saatte şunu yapacağız dersen onu yapar. Ama eğer onu yapamayacak olursa da bence bunun haberini verir. Bunun telafisini verir. Yani Benfero'ya Benfero pazar günü buluşalım mı? Aa o gün benim işim var ya. Deyip bırakmaz yani, tamam mı? Benim dışarıdan aldığım enerji kadarıyla Benfero pazar günü buluşalım mı? Kardeşim pazar günü şöyle şöyle bir işim var. Salı günü müsaitim. O zaman nasıl senin için? Bunun güvencesini veririz gibi geliyor bana. Ezhel ise demek ki böyle bir insan değil ki Benfero bunu biraz serzenişte bulundu. Seninle alakan var diyenler, daha önceden neden görüştün diyenler. Alaka var çünkü bu gibi saçmalıklar Türkiye'de bu sektörün prestijini düşürüyor. Doğru. Gün geçtikçe sektörün kitlesi daha da kalitesiz ve eğitimsiz bir hal oluyor. Çok doğru. Yorumsuz kalmak da bu ülkede yanlış anlaşılıyor. Evet. Ya benim bir çıkarım olacak. O ne yaparsa yapsın. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın gibi. Benfero böyle değil. Benfero söylemesi gereken sözü söylemekten asla kaçınmadı. Joker'e bile bir duruşu olduğu için, Benfero'ya karşı olsa bile Benfero buna saygı duyduğunu söyledi ki bu bence çok önemli bir şey. Geçmişin konusuna gelince, o zamanlar kendisiyle hip hop konuşuyorduk ve kendisi hip hop müzik yapıyordu. Bu şekilde saçmalamıyordu. Ama bunun üzerinden çok zaman geçti. Ezhel keşke yaptığı sanatla, yaptığı şarkıcılıkla öne çıksaydı. Gidip saçma sapan insanlarla fotoğraflar çektirip saçma sapan bayraklar açıp saçma sapan demeçler vermeseydi keşke. DJ Ars'a daha sonrasında Benfero'ya belli kim düşman, kim dost, fısıltı fiskoz olaylardan sonra bunu paylaşması bunun Benfero'ya bir gönderme olduğunu düşündürmüştü bize. Ki sonradan bu gide lağımazlı lavuklar bedavaya gider, koalse na malum. Hani biz Ezhel'e destek çıkalım. Ne yanlış yaparsa yapsın biz onun yanında olalım. Biz Ezhel'in niyetini biliyoruz. Burada hiç yanlış bir şey yok şeklinde de kurulmuş olabilirler yani. Benfero'ya bak şu şekilde tepkiler gelmişti o zaman. Beni başkalarıyla karıştırdınız. Benim tüm hit şarkılarım, kliplerim solo. Tüm konserlerim solo. Gerçekleri herkes biliyor. Ben kimseden prim kasmamış, Türkiye'de üzerine en çok prim kasılmış sanatçıyım. Bir dönem müzik sayesinde tanıştık, görüştük diye yanlışa yanlış demeyecek miyim? Çok doğru. Bu konuda bak Benfero'yu çok takdir ediyorum. Ki Ezhel hala arkadaş olsa bile arkadaşının da yanlışına yanlış demen lazım. Yoksa siz bir yanlış görünce yapan tanıdık diye susanlardan mısınız? Bu eleştiriler ya çok doğru. Burada doğruları tükürüyor gerçekten. Benfero bundan sonra Neyland parçasını paylaştı. Neyland'da bir kısımda Ezhel'e gönderme olduğu düşünüldü ki öyle de. Ha bağlama çalmam TikTok'ta sözü bana çok doğru geldi mi? Gelmedi. Bağlamayı TikTok'ta çalması onun dilencilik yaptığı anlamına gelmiyor. O zaman sen o sektörü de küçümsemiş oluyorsun yani. Herhangi bir televizyon programında bağlama çalması sıkıntı değilken TikTok'ta çalması neden olsun, anladın mı? Sonrasında Ezhel ile Benfero'nun beraber yaptıkları şarkısından tabii ki Ezhel çekildi. Şarkı yeniden düzenlendi. İsmi değişti. Benfero bununla alakalı diğer insanların emeğini hiç etmek istemedim. Böyle düzenlemenin uygun olduğunu gördüm. Eski hali bence de daha zengindi dedi. Daha sonra Ezhel çıkarttığı şarkıda Benfero ile aslında neden aralarının o zaman uzaklaştığını bir şekilde açıklıyor gibi oldu. Burada bir düşmanlık söz konusu mu? Burada bir arkadaşlığın bitmesi söz konusu mu? Bence değil. Benfero bence bundan daha akıllı bir insan. Ben de olsaydım, arkadaşım da olsa yanlışa yanlış derim acı. Ve bir yanlış yaptıysan çıkıp bunun özrünü dilemelisin. Hala daha kardeşlik, yok efendim Kürtleri de kaybedersek benim kalbim buna dayanmaz şeklinde demeçler vermek çok saçmalık.
Kürtlerin hiçbir yere gittiği yok. Ya hepimiz burada ırkımız ne olursa olsun. Bence bizim ırkımızın ne olduğu da çok belli değil, tamam mı? Çok karışık çünkü. Bizde Arap ırkı da var, Türk ırkı da var, Kürt ırkı da var. Bakıyorsun Balkan ırkı da var. Çok karışık bir milletiz ama hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bu sıkıntıların hepsinin Ben Fero'nun kafasında dönmesi, hepsinin onu şey yapması, bu da Ben Fero'nun prim yapması değil. Ben Fero'nun doğru olduğunu düşündüğü şeyi korkusuzca söylemesinden kaynaklanıyor biraz da. Lakin dediğim gibi benim Ben Fero'yu eleştirdiğim kısımlar da vardı burada. Bu olaylar üzerine benim yorumlamam bu kadardı. Eksik bulduğunuz yerler veya sanatçılarla ilgili katılıp katılmadığınız şeyleri yorumlarda tartışmaktan çekinmeyin. Her türlü eleştiriye saygım var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.